kisses on your collar. Lily, 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 stay. Lily comes when you stop to call her. Lily runs when you look away. Lily leaves kisses on your collar. Öyle bir geçer zaman ki desem, bu size ne çağrıştırıyor? Buradan aklınızdan geçeni duyar gibiyim. Oysa yıl 1996 ve ben Paris'te Keriman Ulusoy'un, rahmetli sanatçımızın evinde sohbet etmekteyim. Ve bana şunu söylüyor: Ergün, mutlaka kendisiyle çalışmalısın. Öyle bir geçer zaman ki derken, birkaç yıl önce Türkiye'yi adeta sallayan bir dizi projesinde beraber olduk. Ve inanılmaz bir Peride Aksal oynadı bize. Öyle bir geçer zaman ki derken, geçen sene beni kırmadı ve aşırı silahlanmaya karşı olan duruşuma destek vermek adına Neden Silah adı altında yazmış olduğum kısa metraj filminde ana karakteri oynamayı kabul etti. Derken yıllar geçti, tam 15 tane ilkbahar ve gün bugün. Yani Keriman Ulusoy'a vermiş olduğum sözü tutmuş oldum, karşıma oturmuş ve benimle sohbet etmeyi kabul etmiş. Maksat Sanat'ta afişimizde bu hafta Meral Çetinkaya. What magic spells we'll be doing for us. And I'm giving all my love to this world. Tiyatroyu sever misiniz? Severim. En son ne izlediniz tiyatroda? Çok uzun zaman oldu gitmeyeli. Yani severim ama gidemiyorum. Bilet bulmak falan. Bulmak deyince bilet mi bulamıyorsunuz? Yani uğraşmak gerekiyor biraz. Bir hafta önceden ayırtıyorlar tiyatrolarda falan. O yüzden yani. Peki Meral Çetinkaya size bir şey ifade ediyor mu bu isim? Hayır. Peki bu bayan iki kez Altın Portakal en iyi oyunculuk ödülünü aldı desem? Bilmiyorum. Peki Meral Çetinkaya desem size bir şey ifade ediyor mu isim? Meral Çetinkaya. Sanmıyorum. Dizi izler misiniz? İşte arada sırada baktım onu. Öyle bir geçer zaman ki. Orada oynayan bayan mı? Evet. Meral Çetinkaya desem bu isim size bir şey ifade ediyor mu? Eder. Hangi oyunu izlediniz en son? Meral Ali'nin Sivas. Bir oyun. Ha, okey. Çok teşekkür ederiz efendim. Mesela öyle bir geçer zaman ki. Hatırlıyorum işte. Orada bir hanımefendi var, biraz yaşlı böyle. Evet. Çok güzel rol kesiyor. Şimdi hatırladım. Biliyor musun onu? Evet. Sever misin? Severim tabii. Biliyor musun bu bayan yılların tiyatrocusu. Ama bak sahiden yılların tiyatrocusu. Hiç tiyatroda onu izleme fırsatın oldu mu? Aslında zamanım kısıtlı olduğu için televizyonda izleyebiliyorum. Meral Çetinkaya'yı tanıyor musun? Evet. Nereden biliyorsun? O zamankideki... Aynen. Evet. Aferin sana ya. Bak zaman geçiyor ama sen hala aklımda. Unutmam. Öyle bir geçer zaman ki dizisi. Onu izliyor musunuz? Evet. Orada bir yaşlı hanımefendi var, onu biliyor musunuz? Evet. İşte o Meral Çetinkaya. O müthiş tiyatrocudur. Bunu nasıl bilmiyorsun? Ama kamera burada istersen. Öyle cevap ver. O şey biliyorsun değil mi? O Meral Çetinkaya. Biliyorum. Çok teşekkür ederiz. Başarılı mı kendisi? Müthiş başarılıdır. İşte onu tiyatroda izlemelisin, tamam mı? Önemli bir tiyatro duayeni var, Meral Çetinkaya. Kendisini tanıyor musunuz? Meral Çetinkaya oyuncu olarak biliyorum. Bir Öyle Geçer Zamanki dizisinde oynuyor biliyorsunuz, bir hanımefendi var. Çok televizyon seyretmiyorum ama biliyorum ya, Meral Çetinkaya'yı biliyorum. Sever misiniz? Severim. En sevdiğin kelime? Barış. En nefret ettiğin kelime? En nefret ettiğim kelime? Yok ya, yani kelimenin içine yüklediğin anlam önemli, bilmiyorum, öyle bir kelime yok. Hani kavga diyeceğim ama ben de kavga ederim bazen. En sevdiğin ses? En sevdiğim ses çocuklarımın sesi. En nefret ettiğin ses? Yolda geçen arabaların, hatta trafikte tıkanmış arabaların dumçıs 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 dumçıs
diye. Yani onlar çünkü mezarlıktan geçerken müziği kapatıyorlar. Apartmanın önünden geçerken açıyorlar. Halbuki yani ölüler rahatsız olmuyor, inanın. Biz rahatsız oluyoruz. Tabii ileride mezarlığın önünde bir çıt yok. Orada kapatıyorlar sesi. Şu anki ruh halin. Şu anki ruh halim huzurlu. Hayattaki sloganın, parolan. Uyum. Uyumlu olmak. Doğayla uyumlu yaşamak. Zarar vermemek. Doğa üstü hangi güce sahip olmak isterdin? İnsanların içinden öfkeyi, kini, kibiri ve intikam duygusunu yok edebilecek bir güce sahip olmak isterdim. Kendinde hoş gördüğün en büyük kusur? Bir zaafım var. Nedir? Bu belki de işte annemi geç tanımaktan kaynaklanan bir şey. Çok taçıyım, çok dokunmatiyim. Dokunan, sarılan bir insanım. Bu da zaman zaman çok büyük yanlış anlamalara neden oluyor. Ama ne yapayım ya, öyleyim. Ben yanlış anlamadım, bu yüzden buradayım bugün Cem. Cem Özer olmasaydın kim olmak isterdin? Kim olmak önemli değil. Bir küçük bir tekne kaptanı olmak isterdim. Denizlerde yaşamak isterdim. Öldüğünde Allah'ın karşısına çıktığında sana ne söylesin istersin? Sil baştan. Öncelikle sana sonsuz teşekkürler Meral'cığım. Yani televizyon programlarına hiç katılmazsın. Bu benim için bir ilk. Yani Fransızlar c'est insolite derler. Yani daha önce olmadı. Gerçekten çok teşekkür ederim. Beni onore ettin burada olmakla. Gerçekten çok mutlu ettin. Dolayısıyla ekibim adına sonsuz teşekkürlerimi peşinen sana sunuyorum. İstersen hemen bütün konuklarıma sorduğum bir soru sormak istiyorum sana. 1945 doğumlusun. Kalkıyorsun. Daha ilk soruda kalkıyorsun. Geçmişe şöyle bir döndüğümüzde, baktığımızda çocukluğunla ilgili bana en uzak hatıranı benimle paylaşır mısın? Bilmiyorsun. Çocukluğunla böyle çok uzaklara gittiğini düşün. Böyle seni etkileyen, hayatında hep böyle peşinde bir gölge gibi gelen bir hatıra falan yok mudur? Peşimden gölge gibi gelen bir dolu gölgeler vardır tabii. Yani bizim oluşumumuz öyle. Ama böyle net bir tane çıkarıp da söyleyemeyeceğim. Biz gölgelerle yaşarız zaten, yani arkamızdaki, peşimizde takip eden gölgelerle her an. Peki, Meral Çetinkaya deyince bizim ortak bir arkadaşımız var. Onun ismini zikretmeden bu program başlayamayacağım. Keriman Ulusoy. Kendisine yazık ki 7 Mart 2009'da aramızdan ayrıldı. Onu kaybettik. Fakat hem ülkemize sanatsal anlamda hem kişiliğiyle gerçekten çok çok kıymetli bir insandı. Türk sineması için çok büyük gayretler oldu. Türk sinemasını dünyaya, Avrupa'ya duyurmak adına. Ben mesela çocukken hiç unutmuyorum. 3. kanalda Fransızların ulusal bir kanalı vardı. France 3. Şimdi farklı bir isim taşıyor ama. Mozaik programıydı. Ve böyle çok güzel bir bayan televizyona bile mikrofonu eline alır. İşte Ajdat Pekkan'ı sunardı. Barış Manço'yu, Cem Karaca'yı bütün Fransız halkına böyle sunardı. Ve inanılmaz derecede böyle biz gurur dolu. Pazar sabahı saat 10'da ekran başında Meral beklerdik böyle. Keriman Ulusoy'a gelip de bize bir şeyler söyleyecek, sunacak diye. Nuri Bilge Ceylan'ın Mayıs sıkıntısını bütün dünyaya tanıttı. Kasaba ilk daha Mayıs sıkıntısının öncesi olan, o zamandan Nuri Bilge şey yaptı. Thank you.
Fransa'da işte 15-18 yıllar arası bayağı bir sıkı tiyatro eğitimine girdiğimde çok ünlü bir hocamız var, Jacques Kramer. Kendisi La Rue Blanche'da, Ensat'ta hocalık yapıyordu. Ve ilk defa bana Mehmet Ulusoy kendi yani ismini o zikretti. Her gün işte Mehmet Ulusoy tanır mısın diye sordu bana. Hala ölümünün üzerinden geçen zamanda onu anmak için bile Fransızlar bir şey düzenliyorlar. Geliyorlar burada anma toplantısı yapıyorlar falan ve bizden çıkmıyor. Peki 79-81 tam o net bilgiyi edinemedim. Hazal projesinde, filminde, sinema filminde siz Keriman Ulusoy ile beraber sahne paylaştınız. O bir kere tarihi bir düzeltebilir miyiz? Tarihlerle hiç aram yok. Yani zaten de kalmıyor. O kadar tarihe geçecek olaylar üst üste geliyor ki hangisi hangi tarih, bir tarih yok. Bir tarihin içinde bir dolu şey var. Benim artık tutmuyor. Ve bu filmde sen 80'li falan olabilir. 80 gibi bir şey olabilir. Ali Özgen Türk'ün yönettiği bir film ve orada sen en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülünü elde ediyorsun bu filmde. Allah kimseye nasip etmemiştir böyle güzelliği. Gelin, Hazal gelin. Adı gibi ceylan gözlü gelin. Maşallah, maşallah. Allah nazardan saklasın. Soyunuz da böyle güzel olur inşallah. Bırak! Olmaz işte, bırak! Benim başım yanmıştır. Hepiniz sebepsiniz. Herkes sana hayrandır. Beşir Ağa'nda, duvarcı Emin'de. Sana benzerim işte. Senin gibi çirkinim. Senin soyun da çirkindir. Hazal'ı da gelin etsen mümkünü yoktur. Yardımcı oyuncu falan, eğer öyle bir şeyden söz edersen, ben o sırada çekimden sonra Türkiye'den ayrılmak durumundaydım ve beni Güler Ökten seslendirdi. Dolayısıyla beni tek başkasının seslendirdiği çalışma odur. Ve bir ödül söz konusuysa yarısı da onundur. Yani bunu çok ısrarla, çok önemsiyorum. Konuşanlar hep yıllarca adları, sanları bilinmezdi. Jenerikte bile adları geçmezdi konuşan diye. Ve bütün izleyiciler o sesle tanırlardı. O sesin nüanslarıyla o karakteri kabullenirlerdi. Sırf görüntü veren kişiler ödüllerini de alıp gittiler. Yani bu arada onlara da bir selam yollamak isterim. Çok isabetli. Şimdi orada tanışmadık Keriman'la. Ondan önce bu Devrim İçin Hareket Tiyatrosu'nun çalışmalarını da tanıdım yani. Türkiye'de. Evet. Sokak tiyatrosu yaptıklarında provalarına, işte oyunlarına falan gidiyordum. Orada tanıdım. Keriman çok insansever, çok sıcak ilişki kurabilen, iletişimi çok güçlü bir insandı. Çok kolları açık, kucaklayıcı bir yanı vardı. Ben onu çeşitli ortamlarda Keriman'la bulundum. Genelinde insanlar bir tanırlar, sanki samimiymiş gibi konuşurlar. Ondan sonra bir bakarsın başka bir sosyal ortamdır o. Orada herkes böyle bir başları yukarı kalkar ve seni orada pek tanımazlar. Yani şöyle o duruma uygun bir selam verirler. Keriman her zaman, her yerde, Türkiye'de, sokak tiyatrosunun bilmem ne şeyin ambarında diyelim prova yaparken, evet, bana nasıl davrandıysa, Fransa'ya gittiğimizde de ki orada çok çok önemsendiler. Çok, o tiyatro çok. Orada kitap yazıldı Mehmet Ulusoy üstüne. Yani öyle bir konumdayken bile daha üstesi olamazdı. O zaman da bana kucak açtı. Ben sokakta kaldığımda bizi evine aldı, bağrına bastı. Diyelim ki Minüşkin'in ekibi onlara yemeğe geldiğinde, yani herkesle aynı. Bizde bir Türklük ezikliği falan vardır. Yabancıya daha böyle şey yaparız, yaranmaya çalışırız. Bizimkileri de biraz iteriz aşağı, öyleleri tabii Fransa'da çok vardı, çok tanıdım. Öylelerini de çok tanıdım ama Keriman oraya, onların arasına bizi çağırdı ve eşit davranırdı. Bu çok önemli bir özelliğiydi Keriman'ın.
Yani ben bugün demin dediğin gibi Kerim'in anısına seninle konuşmaya geldim. Bir sende bir şey var, bir tüy var bilmiyorum. Yani bir yerinden gelip yakalıyorsun insanı. Bir de tabii Kerim'in anısı. Tam hemen hemen 15 sene önceydi. Yıl 1996. O zaman işte Fransa'da ciddi bir şekilde mesleğimi sürdürüyorum. Gayet güzel yerlere geliyorum. Kendisi izleme fırsatları oluyor vesaire. Ve evinde eşi Monsieur Caron'la beraber sohbet ediyoruz. Ve konu tiyatrodan, Türkiye'den tiyatronun gelişiminden konuya girdik. İşte Genco Erkal'ı konuşuyoruz. Ve seni dile getirdi. Ve özellikle ısrarla, o zamanlar ben henüz Türkiye'yi tam olarak tanımıyorum. İşte neler yapılıyor falan filan. Çünkü tamamen işte Fransa'da Frankofon birisi olarak orada mesleğime odaklanmış bir vaziyetteyim. Ve her gün diyor, senden bir şey rica edeceğim. Şayet bir gün Türkiye'ye gidersen, orada biraz çalışmak gibi bir fikrin olursa, şu ismi lütfen iyi hatırla, telefonunu sana vereceğim ve ne olur, ne yap, et, Meral Çetinkaya'yla tanış ve onunla çalış demişti bana. Ve bugün benim için inanılmaz bir mutluluk günü. Çünkü onun hayalini ben gerçekleştirmiş oldum. Çok zor konuşmak şimdi. Keriman yazları gelirdi. Yazları geldiğinde bazen uğrardı. Bazen bizde de böyle bir gece falan kalırdı. Yani ben onu çok severdim ve de çok sayardım. Çocuğu doğarken biz oradaydık, benim kızım da ufacıktı. Yani tam doğuma gidişinde oradaydım falan. Yani böyle başka bir aile demek, kan bağı demek değildir benim için. O seçtiğin ve iletişimini kurduğun kişilerdir. Keriman benim ailemdi. Onun için benim için güzel sözler söylemiş olması, o aile duygusunun sıcaklığı içinde de değerlendiriyorum. Yoksa hak edilmiş bir övgü olarak düşünmüyorum. Ve zaten iki sene sonra bir Türkiye gezisi esnasında seni bir kere aramıştım. Ve onun sözünü bir şekilde yerine getirmiştim. Şimdi evet, onu getirmiştim ve biz senden karşılaşıp bir kahve bile içememiştik. Onun ezikliği de hep içimde kaldı. Onun için zaten bugün buraya geldim. Neyse biraz. Şimdi 1969 yılında, yani benim doğduğum yıl, Genco Erkal Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Yani bir 42 yıl geçti üzerinden ve sen hala Genco Erkal'la çalışıyorsun. Dostluk senin için ne demektir ve onu muhafaza etmek için neler yapmamız gerekiyor? Günümüzde biliyorsun insanlar insan tüketirler. Değil mi? Bu dostluk nasıl muhafaza edilir? Bu kadar güçlü nasıl bağlar kurulur? Yani bir kere Dostlar Tiyatrosu benim için çok önemli bir kurumdu, bir tiyatroydu. Benim için olduğu gibi zaten Türk tiyatrosu içinde çok önemli bir yeri var. Yani yaşanan sosyal yaşamımıza paralel giden bir ilişkisi olan bir tiyatro anlayışıydı. Yani o dönemler slogan tarzında, yani politik tiyatro yapılırdı ama slogan politik tiyatrosu değildi. Yani tiyatronun kendi sanatsal incelikleri üstüne de çok düşünülen ve o şekilde bir dil arayan, her öz kendi biçimini arar tabii de, orada aranan öz tabii yaşanan ortamla paralel bir ilişki kuran bir öz olması gerekiyordu. Mesela diyelim ki Alpagut Olayı diye bir oyun işçi kolu vardı tiyatronun. O yazmıştı ve tamamıyla belgeseldi. Ama içinde dans vardı, şu vardı, bu vardı. Yani değişik şey, çok değişik yabancı ve yerli oyunlar oynandı. Biz panel için kültür merkezine geldiğimizde merkezin camları kırılmıştı. Polisler binaya yaklaştırmıyorlardı. Denildiğine göre kalabalık bir grup merkezi bastırmış, oradakilerle çatıştıktan sonra şehre dağılmıştı. Göstericiler polis tarafından uzaklaştırılınca yeniden Adamak Oteli'ne yöneliyorlar.
içeri girip oturduk. Yaşadığımıza hala inanamıyorduk. Alt katta sıkışıp kalmış, kurtulamayacağımıza inanmıştık. Oysa tersine, umutla yukarı çıkanlardı aramızdan ayrılanlar. Demek istediğim, Dostlar Tiyatrosu'nun özü, hayata bakışı benimle çok çakıştı. Ben orada hayatımı anlamlandırabildim. Yaşamamı anlamlandırabildim diyelim. Evet. Ve o dönemde kumpanya gibi grup ekiptik. Gruptuk. Yani her oyunu aynı kişiler oynardı. Anladım. Bu çok güzel bir deneyimdi. Hı. Çünkü bir dolu karakteri konuşacağız onları zaten. Oynadığınız bir takım oyunları ben dikkatimi çekti. Onlar üzerinde biraz durmak istiyorum. O şeyi yani hatırladığım kadarıyla şimdi bilemiyorum. Ama öyle bir avantajı vardı. Yani normalde belki bir prodüksiyon tiyatrosunda bana verilmeyecek roller bana geldi falan. Yani o tiyatro yani, bir dostluk çimentosu oluşturabildiğini evet, söyleyebiliriz tabii, değil mi? Çünkü amaç, önemli olan ortak amaçta birleşmek. Yani dostluklar tabii sonradan oluşuyor falan, o ayrı bir şey. Ama ortak amaç tiyatroda bizi bir araya getirdi, o çimento neyse. Yani o kalıp, çimento, filiz, evet, artık. Evet, yani o ekip olgusunu şey yaptı. Peki, Hazal filmiyle daha sonra işte 1996 yılında Solgun Bir Sarıgül filmiyle tekrar bir Antalya Altın Portakal oyuncu, yardımcı kadın oyuncusuna layık oldum. En son ben seni Çağan Irmak'ın filminde izledim. Evet. Çok inanılmaz güzel bir filmdi. Karanlıktakiler filminde. Gülseren! Abla! Aç benim! Su alıver bakkaldan. Su bitti. Senin gibi insanlar kalmadı artık. Bıkmadın mı be? Yeter. Düş yakamdan artık. Bir sus be! Az daha sabredeceksin yavrum. Başka çaresi yok. Yürü diyorsun! Peki ben rica ediyorum! Korkuyor musun? Esas benden kork. Sinemasında bir kıvılcım, bir kıpırdama var mı? Bana mı öyle geliyor? Ben Atıf Yılmaz'la, rahmetli Atıf Yılmaz'la bundan hiç unutmuyorum. 98 yılında sohbet etmiştik. Ergüncüm biz bu sene 8 film yaptık demişti. Yani 8 film rahmetli Atıf Yılmaz. Bugün sanki bir ciddi ivme içerisindeyiz. Bu kalıcı bir şey mi? Daha da mı iyi yerlere gelir sence? Kişisel bir fikrini alabilir miyim? Tabii. Bu çok heyecan verici, çok güzel bir İvme. Atıf Yılmaz deyince onu da rahmetli anarak Atıf Yılmaz'ın Türk sinemasındaki uzun tarihini düşünürsek işte yılda bilmem 40-50 film yapıldığı zamanını da yaşamış bir kişi. Sonra mesela 8 film üretildiği dönem falan. Hatta bu genç kuşakların ortaya çıkışlarında bile şeysi olan, etkisi emeği olmuş olan emeği olan bir insan. Tabii çok heyecan veriyorlar genç insanlar. Çünkü böyle bir şeyden, kanaldan kendilerini ifade edebileceklerini, keyfini aldılar yani. Bir de tabii giderek eskiden pelikül, negatif film falan bunlar çok masraflı, çok zor çalışması çok zor şeylerdi. Şimdi tabii dijitaller çıkınca sinema biraz demokratikleşti diyebiliriz değil mi? Anlamda en azından. Yani bir video ile bile olağanüstü iş çıkarabiliyorlar, bir dijital kamerayla olağanüstü. Evet. Yeter ki bir derdin olsun, samimi bir derdin olsun. Yani anlatacak bir şeyin olsun. Evet, aynen. Ama o samimi olsun. O zaman çok başarılı oluyorlar. Bakırköy Belediye Tiyatroları'nda da görev aldın.
Bu aralar Kültür Bakanımız Ertuğrul Günay işte devlet tiyatrolarına tekrar bir derin reformdan söz ediyor vesaire. Sence bu devlet tiyatrolarının gidişatını nasıl görüyorsun? Yani bu memur zihniyetinden farklı bir yola doğru mu gidiyoruz? Sözleşmeli oyuncular veya da Fransız modeli, intermittent dedikleri yani oyun bazında bir gelir elde edip yıl toplamında işte bir takım oyun rakamını yakaladıktan sonra bunun akabinde bir maaş mı verilir? Öbür taraftan ciddi emek vermek isteyen, ciddi taze gayretlerle gelmek isteyen oyuncular maddi kaynaksızlıktan dolayı bir şekilde yani emeklerini ve hayallerini gerçekleştiremiyorlar. Tabii ben temelde ödenekli kurum, sen de memuriyetle bir eşitledin ya, bu bana ters geliyor. Hı hı. Çok fazla bir şey, öneri ve düşünce üretemem yani, beni aşar ama sanatın bir kere böyle bir ödenek durumu, öyle bir bağımlılık durumunun olması ters geliyor. Yani o zaman diyelim ki çok basit bir örnek olarak benim bir zamanlar çalıştığım ödenekli kurumda gördüğüm şey, bir garanti duygusunun getirdiği large'lık. Yani bir özel tiyatroda spot çok kıymetli çünkü bunlar pahalı şeyler. Onun için onu sen sahnede oynamadan önce onu taşırsın, ona bakarsın, onu kollarsın. Her şey çok kutsal, tiyatro kutsaldır denen yanı bu. Yani bütün objelerin, bütün ayrıntıların, her şeyin kutsaldır. Çünkü çok değerlidir. Onları sen üretmişsindir, sen yatırım yapmışsındır, sahipsin, sahip çıkman gerekir. Bir ödenekli kurumda işte eldivenin teki beni ilgilendirmiyor, giydiği şeyi bile ilgilendirmiyor falan. Böyle bir eğilim genelinde oluyor ama tabii bir dolu çok özenli oyuncular da var bunun içinde. Ama genel öyle bir yöne şey yapıyor o insanı, ne derler onu söylesene, eğiyor. Yani hazır, her şey hazır olunca. Entelektüel tembelliğe ittiğini söyleyebiliriz değil mi? Evet. Onun için devletin en önemli katkısının şu olacağını düşünüyorum. Gerisi nasıl ayarlanır, hangi usul bilemeyeceğim ama sahne, salon mutlaka bu olanakların sağlanması gerekir. Şu anki yoksulluk biraz aşırı, bir opera sahnesi biliyorum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Şekerleri ben vereyim. Evet. Sahne olup oralarda serbest üretimleri, yani bir bütçe, prodüksiyon için bütçe. Ama tabii bu sunulur. Yani bir yerde özel tiyatrolar çok azaldı ama onlar nasıl işliyorlar? İşte canlarını dişine takarak sırf yapmak istedikleri için tiyatroyu yapıyorlar. Ve de salon ve mekan bulamadıkları, ama mekan bulamadıkları için istedikleri veyahut da yapılması gereken bazı oyunlar vardır. Onları yapamıyorlar. Yani o küçük odalarda 30-40 kişi. Pierre Cardin'i biliyorsun değil mi? Bir ünlü tasarımcı var Fransa'da. Pierre Cardin soruyor gazetecilere. Tiyatroda nasıl milyoner olunur diye sorar. Ben sana soruyorum. Tiyatroda nasıl milyoner olunur? Milyoner nasıl olunur? Milyon nedir? Milyonerlik para eşittir para olarak bakmazsak, çünkü parayı bize mutluluk kaynağı gibi gösteriyorlar. Aslında değil tabii, yani koskoca da hep bir koşta öldü, kemikleri bile çalındı. Yani parayla her şey olmuyor. Milyoner nasıl olunuru mutlu olmakla eşitlersek o daha pragmatik bir cevap veriyor. O zaman ama çok mutlu olunur. Bir dolu insandan çok daha mutlu olunur. Çünkü bir ömürde yaşayacağım bir yaşamı birçok ömürde yaşanan yaşamları yaşayabilme olanağı sağlıyor sana. Pierre Cardin diyor ki
tiyatroda milyoner olmak istiyorsan milyarder başlamalısın. Aha, başka bir espri tabii. Yani tiyatrodan evet. Para kazanılmıyor demek istiyor. Çok pahalı bir oyuncak, çok pahalı bir emek. O yüzden tabii, ama ben şey yapmıyorum fazla, o şekilde yorumlamıyorum. Bir salon, bir mekan verilsin hatta tabii, yeter. Tabii, tabii, orası öyle. Yani çünkü tiyatro yapmak isteyenlerin çok özel insanlar olduğunu düşünüyorum. Tabii. Gerçekten istiyorsa bir yani çağlar boyu antik çağlardan boyu izleyicilerle olan bu diyalog sosyal yaşamda da çok önemli ve bizi bugünlere kadar getirmiş. Ama bugün bunu stop ettirirsek işte o çok acıklı. Doğru söylüyorsun. Ve öyle bir yoldayız. Doğru söylüyorsun. O yüzden antik çağları unutmamalı. Yani geriye dönüp bakmalıyız. Çok yani. Anlamı, tiyatronun ve sanatın yaşamımızdaki değeri ve anlamı. Beni yaşatan tek şey sanata duyduğum, güzel gördüğüm sanat eserleri, işleridir. Ne mutlu ki ben de bu duyguları gerçekten samimiyetle paylaştım biliyorsun. Evet. Peki ülkemizde bir dizi furyası var biliyorsun. Bildiğim kadarıyla sen 12 sene bizimkiler değil mi? Evet. Bir dizi 13, oynadın. Pardon 14. 14, 14 sene. 14 sene düşün yani Dallas bile o kadar sürmedi yani. Evet, evet. Ayla karakterini oynadın. Daha sonra bir araya gelmemizi sağlayan Bin Bir Gece diye bir dizi vardı. Çok çok ses getirdi. Ve bugün bütün Türkiye'nin konuşmuş olduğu öyle bir geçer zamanki dizisinde ana karakterlerden bir tanesisin. Ben sana şunu soracağım bir meslektaş olarak. Bir karakteri seçerken veyahut da bir işi kabul ederken ilk, hatta ilk demeyelim, en önemli kıstasın, kriterin nedir? Şimdi diziye ayrı konuşuruz. Bir şeyi seçerken, bir işi kabul ederken okurum. Okuduğumun bütünü beni kışkırtıyorsa, rolün küçüklüğü, büyüklüğü, iyiliği, bilmem neliği o kadar önemli değil. Önemli. Okay. Senaryo önce seni cezbetmesi evet, gerekiyor. Bütününde yapılmak istenen şey tabii onun distribüsyona bakar mısın mesela yönetmenle, yapımcısına? Tabii. Yoksa sadece öykünün kendisine mi bakarsın? Yani ben şimdi genel konuşuyorum dizi değil sadece sinema işi hatta tiyatro. Tabii birinci oradaki şeye bakarım, bütünün anlamına bakarım. Ondan sonra bana düşünülen rolü beni kışkırtıp kışkırtmadığına bakarım. Büyüklüğü, anladım. Küçüklüğü önemli değil. Sabri Bey burada mısınız efendim? Buradayız efendim. Anneciğim üşümezsiniz inşallah. Hava güzel maşallah efendim, üşümez. Kahvelerimizi içelim kalkarız. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Ay niye toplanmış yine bunlar buraya? Hava alıyorlar biraz. Şimdi sepetleyeceğim hepsini. Sepetleyin efendim. Laf dinlemesinler. İki kelime konuşacağız şurada. Hangi sıfatla geliyorlar Onur'un ziyaretine? Ne olarak? Kim olarak? İnsan olarak. Oh. Oğlunu ziyaret etmek için bir sıfat mı lazım? Elbette. Öz anne baba olsalar anlayacağım. Gerçi ortada bir nişan bile yokken o bile saçma ya. Senin aklın alıyor mu böyle bir şey? Bence çok nazik bir hareketti. Takdir ettim. Çiçeklerini almışlar, gelmişler. Eve mi gitti anneciğim ya? Nerede? Ne bileyim. Eve gitmişti zaten. Ana bak. Aylin sana mı geliverdi? Ha? Cemile mi söyledi? Hı hı. Eve geldi evet. Artık seninle yaşamak istiyorum dedi. Evet. Ben de olmaz dedim. Hah, onu iyi etmişsin ha. Bak aferin sana. Ondan sonra tabii kimle çalışacağım önemli. Değil yani mi? Yönetmen ve de kimlerle. Ama yönetmen çok önemli. Çünkü onun gözüyle bütünü değerlendirileceği için o bir dengeler kuruyordur. Peki. Oyuncular arasında bir seçimim o şekilde olmaz. Aa bu varsa ben yok. Böyle peki biz geçen sene hemen hemen bu tarihlerde bir araya geldik. Biliyorsun
benim aşırı silahlanmaya karşı bir duruşum, bir tavrım var. Ve bunu dillendirmek için bir kısa metraj yazdım ve bunun başrolünü beraber paylaştık. Başrolünde mi? Allah aşkına. Yani şimdi kısa bir metraj. Evet. Yani önemli iki karakterden küçücük bir tanesi. Yine ben Keriman ve senin şeyinden ama yaptım. Çok, tamam. Çok oldu. Allah Keriman'dan gerçekten defalarca razı olsun. Mekanı cennet olsun. Artık o Ali Bey ile beraber sana ömür boyu çalıştıracağım inşallah. Seninle böyle yemek yiyoruz, unutmuyorum. Ve işte Meral'cığım nasılsın, neler yapıyorsun filan, sen benim sağlığımı soruyorsun işte vesaire konuşuyoruz. Ya işte Ergüncüm bir işe başladım, işte inşallah iyi olacak ama işte böyle şey hissetmedim sende. Yani hani Binbir Gece'ye başlarsın da ben onun senaryosunu okudum da mesela biliyordum ki bu iş gerçekten çok güzel bir iş olacaktı. Çünkü ekibe bakıyorsun, işte oyunculara bakıyorsun vesaire vesaire. Bu işin menzili ve yankısı bu denli büyük olacağını o an için düşünebiliyor muydun? Hayır, ben hiçbir zaman hiçbir şey için düşünemem. Yani bizimkiler 14 yıl sürdü, hala bizimkilerden söz ediliyor. Evet. Hani tamam, tek kanalken başladı, fazla dizi yoktu. Sonra birden kanallar çoğaldı ve diziler korkunç miktarda arttı ve hangi dizi hangi şey görüntü hangi diziye ait yani tanıyamaz olduk çünkü her şey birbirini tekrarlar falan oldu. Şimdi ben anlamıyorum bu ne rating şeyini, ne dediğim gibi ben okuduğumdan heyecan duyup çalışacağım karakterle ilişkimden heyecan duymaya bakıyorum. Tabii ki bu dizinin böyle ilk elde, ilk bölümden bu kadar şey yapacağını... Peki benim bir fikrim var, bunu sana sunmama izin verir misin? Bir seyirci gözüyle bakıyorum. Hani iyi bir takım iyi oyunculardan oluşur. Kesinlikle doğru. İyi bir dizi iyi oyunculardan oluşur. Ben bir Meral Çetinkaya distribüsyonuna gördüğümde mutlaka ben bu diziyi izlemek istiyorum diyorum. Sen de bizim başka bir akrabalığımız yok, var ondan. Gerçekten sahiden söylüyorum. Ama çok dolayısıyla önemli. Bu dizinin başarısının sırrını yani ekibidir, burada meleklerin tabii. Yani cinsiyetini tartışmanın bir anlamı yok. Burada Meral Çetinkaya var ise onun yanında kaliteli 2-3 oyuncu daha koyarsan ve senaryo gerçekten de sağlam bir senaryosa bu dizinin tutmaması için yani evet ama bazen bu dediğin bir formül olarak işlemiyor. Yani bir dolu benim iyi gibi gördüğüm, kadrosunu çok sağlam gördüğüm iş bir iki bölüm sonra kalkıyor bile. Yani bunun formülünün bilemiyorum. Ben bilemiyorum yahut da. Ama bu çalışmada hakikaten senaryonun malzemesi, girift derinliği, bir altta çok sağlam bir şey var, bakış var. Yani dizi için, dizi olarak yazılıyor. Tabidir ki onun bazı gerekleri var. Ama dönüp dolaşıp bir yerde çok kilit insan yaşamına dair çok kilit ve çok dürüst noktalara iğnesini sokuyor. Baba! Thank you.
çok önemli ve bunun izleyiciyle buluşması çok önemli. Yani benim hayatım diye gelen bir dolu kadın gördük ya. Yani çok içler acısı belki ama böyle bir gerçek var. Bu gerçek eşelenip ortaya yani çıkmış artık oluyor. Dizileri iyi yapmaya başladık. Yani sinematografik çok kareler doğru, var artık çok, yani. Ben çok doğru. Yani bazen bunu nasıl yapıyoruz bir hafta çok, içinde dedirten evet, yani bir Hollywood filmi karşı. Bir bölümde çekiliyor ve ne koşulda yani 100 dakika 120 dakika bazen 6 günde bir gün montajdan görülen evet, sayarsan yani, dublaj vesaire. Süresi de böyle film süresi. İnanılmaz ve bir şey. Tabidir ki ekip uyumuyor. Yani insanlık dışı bir tempoda çalışıyor. Evet. O bakımdan madem bu konuyu açtın ben burada şunu da söylemek lütfen, çok isterim. Oyuncu kadrosu bu dizinin çok çok iyi. Burada deneyimlisi var, deneyimsizi, hı-hı, ilk işi falan. Hepsi çok özledim, güzel bir ekip oluşturdu. Bu tabii yönetmenin de çok önemli bir başarısıdır. Yani seçimi şeyi o yapıyor. Ondan sonra bu kadar kişiyi bir arada tutmak falan yani yönetmenimizi çok takdir ediyorum. Çok takdir ediyorum. Çok zor bir iş. Uykusuz montajı bilmem kafasında montajını yapmış olarak sete tabii, geliyor. Tabii, her tabii, zaman tabii, hazır tabii, geliyor. Böyle herkes böyle değil. Her planı kafasına kurgulamış bile. Evet. Yani ne zaman yakına girecek falan filan. Bu çok büyük şanstır. Yani ekip oyuncu ekibi çok iyi bir dengede. Zaman yönetmen kazandı bir, asıl çok tabii, hazırlıklı ve çok bando iyi. Bando şefi, orkestra şefi. Çok. Evet. Bir dediğim gibi senaryoda çok malzemelerle şey yapıyor böyle kancalar atıyor ve bizi hani rahat bırakmamızı sağlamıyor kendimiz. Peki bir pardon şunu söyleyeceğim ekipten yine kesiyorum lütfen, seni. Lütfen. Teknik ekip yani kamera arkası çalışanlara çoğunluk ne adları bilinir ne son jenerikte geçer. Meçhul kahramanlar. Meçhul kahramanlar, gerçek kahramanlar benim gözümde hem yapılan işi çok daha iyi değerlendirebiliyorlar. Öyle bir hızlı kavrayışları var. Her zaman her yerde ben teknik ekibe çok ilgi duyuyorum onların bakışına ve geceler gecesi, sabahlar sabah hiç uyumadan günler birbirine bağlanarak yaşıyorlar. Bilmez miyim, bilmez oyuncular mi? Nispeten sahnesi olmadığı gün oluyor, şey oluyor ama bu kahramanları hakikaten saygıyla biliyorum, bunlar gerçek emekçiler yani. Peki istersen tekrar bir tiyatroya dönelim çünkü biz her şeyden önce tiyatrocuyuz değil mi? Yani tiyatroyu gerçekten sahiplenmek istiyoruz, seviyoruz vesaire. Ben senin oynamış olduğun 4 tane oyun uzun kariyerinden 4 tane oyunları bir şöyle not ettim. Çünkü sevdiğim yazarlar ve sevdiğim oyunlar. Genco Erkal'ı bir kere çok seviyorum. Bunu zaten bir sır değil biliyorsun. Ve Sivas 93 oyununu yazdım. Bu oyun biliyorsun Pir Sultan Abdal etkinlikleri olduğu bir zamana tekabül ediyor ve Madımak Oteli'ne sığınmak 2 amacıyla 2 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'ne sığınmak için bir avuç entelektüel sanatçılar giriyor ve kışkırtılan bir grup tarafından otel alevlendiriliyor ve 33 kişiye canına kıyılıyor. Ben buna bir katliam diyorum açıkçası. Yani 2000, kesinlikle öyle yani, ve hala o katliamın hesabı sorulmuyor. Peki, İşin en büyük acı olarak, tarafı. Bir oyuncu olarak bu kadar taze bir acı, bir trajedi çünkü bu ortada bir tragediya var. Psikolojik nasıl hazırlanabiliyorsun? Yani onun etkisinin altında kalmamak kolay değil gerçekten. Çünkü her şeyden önce bir insanız sonuç itibariyle. Bu o çok, nasıl yabancılaşabiliyoruz bu olaya? O çok özel bir deneyimdi. Yani insanın hayatında zor bu kadar birebir belgeyle yüzleşmek bir tiyatro sahnesinde ender olacak bir şeydir. Ben Yunus Emre'de izledim sizi. Ve yani oyun bitti ve 5 dakika koltuğumda yani böyle çakılı kaldım. Yani bir evet, çünkü orada bir empati kurdum. Bir oyuncu olarak nasıl davranırdım sahnede diye düşünerek yani bunu yaptım. Yani insanın duygularını kontrol etmesi çok zor tabii. Yani sonuna kadar bütün oynadığım süre içinde çok zordu. Çünkü nasıl olur bu kadar? Hala nasıl bu hesap sorulmadan böyle? Yani isyanlar, insan olarak isyanlarla doluyorsun. O insanlara
tanıyorsun çünkü çalışma hı-hı. süresinde zaten tanıyorsun. Ne bileyim Ankara'da küçük bir müzeleri var. Orada küçük bir parçalar bu yakılan gencecik insanlar, çocuk var, şey var. Onlara ait mesela mektuplar var, şey. Onların o el yazılarını tanıyorsun. Yani çok korkunç bir şey. Bütün bunların içinde kontrol etmek duygularını çok zor. Fakat biz bu işi niçin yapıyoruz hep düşünüyorsun. Biz hı hı. niye bu oyunu oynuyoruz? Hı hı. Yani düşündürmek için, ağlatıp boşaltmak için değil. O çok zaten her dakika yapılıyor. Mecliste de ağlayan çok insanlar hı hı. var maşallah. Hı hı. Eskiden erkek ağlamaz denirdi. Şimdi de erkek sen ağlayacaksın durumuna dönüştü gibi. Ağlamak değil, düşünmek, düşünerek tiyatro bir yöntemi. Şey. Yani Brecht'in bir yöntemi sonuçta yani, seyirci katılımcı hale getirebilmek, evet, eleştirel evet, hale getirebilmek. Çünkü böyle bir gerçek yaşandı hı hı. ve biz bundan haberdar mıyız, değil miyiz? Unutmalı mıyız, unutmamalı mıyız? Unutmayacaksak da düşünelim. Çünkü bütün oyun belgedir. Yani Genco Erkal dosyalardan hiçbir replik, hiçbir şey ek kendi yazdığı Bülent yok. Ecevit'in şiirlerinden istifade evet, etti. Evet, araya o çok güzel şiirler güzel. Kondu. koydu, onları koydu. Ama diğer bütün metin dosyalardan, tutanaklardan hepsi gerçek şeyler. Hiçbir hayal ürünü yok gerçekten. Evet. Onun montajını tabii olağanüstü bir şekilde kurguladı Genco Erkal. Bir de şimdiye kadar olmamış bir şey, bütün oyun boyunca arkada belge film akıyor. Yani biz ensemizde birebir görüyoruz olayı her o an. O tehdit hissediyorsun. Onunla birlikte oynamak ve kendini kontrol altında tutmak tabii çok ve zor. Fazla Say'ın müziklerle bir bütün halinde deneyimdi. Evet. Güzel bir şey çıktı. Fazla Say'ın müzikleri zaten evet çok güzel. Fakat orada da Genco Erkal'ı yine çok kutlamak lazım. Tabii ki, tabii. Çünkü Fazla Say ona istediğin müziği istediğin gibi kullan diye açık kart veriyor. Çünkü kendisi çok meşgul falan ya, o kadar ilgilenemeyeceğini söylüyor ve montaj, Genco'nun montajıdır o müzikler. Ve inanılmaz güzel bir müzik bandı. Bir aranjör gibi çalıştı bir şekilde. Kesinlikle, kesinlikle. Çok, çok, çok. Yani Genco Erkal'ın Dostlar Tiyatrosu ve işte adını sürdüren Genco Erkal'ın kişisel olarak en doruk işlerinden biridir o. Peki sonra şöyle bir geriye, kronolojik anlamda geriye doğru gittiğimizde benim çok sevdiğim bir yazar var. Belki de Fransız olduğu için bilmiyorum ama aslında İrlanda asıllı bir Nobel ödüllü yazarımız var. Samuel Beckett. Yani absürt tiyatroyu Eugène Ionesco ile kuranlardan bir tanesi. Ve çok sevdiğim iki oyunu var. İkisinden bir tanesini oynadım. Oyun sonu ama Godot'u beklerken de bir oyun yazdı biliyorsun. Onun dünyaca ünlü olmasını sağladı. Ve sen oyun sonunu bir Fransız yönetmenle beraber 2006 yılında distribüsyona şöyle bir saydığımda insanlar gerçekten gıptayla dinleyecekler beni. Genco Erkal hem karakterini oynuyor. Bülent Emin Yarar Glove. Sen anne oynuyorsun değil mi orada? Evet. Neyle oynuyorsun sanırım? Nagi Hikmet Bey oynuyor. Evet. Ve absürt tiyatrosu diyoruz çünkü çok minimalist bir tiyatro Samuel Beckett. Yani Elizabeth'in tiyatrosundan çok uzarız. Aristoteles'in klasik dediğimiz eylem, mekan, zamandan çok çok uzaklardayız. Atıyorum bir vazo içerisinde, üç tane yani insanı böyle üç tane vazoyu koyup da 1,5 saat size bir temsil verebiliyorsunuz Beckett tiyatrosunda. Bu Beckett öyle bir adam ki tiyatroya Fransa'da, Paris'te taraftarları var, anti Beckett'leri var.
kavga ediyorlar. Yuhlayanlar yaşasın diyenler böyle birbirine giriyorlar. Ve sadece o münakaşayı görmek için insanlar gelip izliyorlar. Biliyor musun tiyatroyu? Böyle bir adam. Yani şöyle diyebiliriz. Beckett rahatsız eden bir tiyatrocu. Sence tiyatro rahatsız etmeli mi? Evetse nereye kadar? Yani şimdi Beckett'i andığın için böyle fark etmişsindir, böyle çok güller açtı yüzümde. Çok 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 güzel bir deneyimdi benim için o çalışma. Tiyatronun rahatsız ediciliğinden önce bir o çalışmadan tabii. Yönetmenimiz Pierre Chabert'e bir selam. Onu da kaybettik. Evet. O Beckett'le birlikte çalışmış. Beckett'in oyuncusuymuş. Böyle mavi gözlü, çok kocaman bir insandı. Çok sevecendi. Çok espriliydi. Böyle onun gözüne bakınca Beckett'i görüyorsun gibi o mavi gözleriyle. Ve de tabii sahneye korken çok iyi tanıdığı bu yazarın ne istediğini birinci elden bilerek sana aktarıyor. Evet. Çok güzel bir çalışmaydı. Çok şanslı ve mutluyum o çalışmada ben de bir şey alabildiğim için. Çöp kutusundaki şey ana babadan işte anaydım ben ayakları, orada. Ayakları olmayan kazadan kaybetmişler. Evet fakat Beckett sözünü balla kesiyorum. Hı. Şöyle bir şey diyor Berlin'de oyuna sahnelerken diyor ki bu kitabı diyor, bu eseri azıcık bir dikkatle okuyan bir okuyucudan daha fazla bilgiye sahip değilim diyor. Bakar mısın şu provokasyona Allah aşkına? Ve de akabinde şunu diyor, hiçbir şey diyor, bunu sana söyletiyor, neyle söyletiyor? Hiçbir şey diyor, mutsuzluktan diyor daha gülünç değildir diyor. Evet, hiçbir şey evet, mutsuzluktan evet. Daha gülünç değildir diyor. Bravo, o çok, çok güzeldir. Anlamlı bir yani, attı. Böyle bir söz yani söyletmek bir oyuncu ya. Şimdi burada ne demin ne sormuştum bana kışkırtıcılığın şiddeti. Sence rahatsız etmeli etmek, mi tiyatro yani, nereye kadar buna evet, müsamaha edebiliriz? Rahatsız etmeli değil bence. Yani ben naçizane ben olarak kışkırtabilmeli. Ama kışkırtmak düşünce boyutunda yani duygu ve düşüncenin bağlamında bir kışkırtma olarak bir oraya geldip izlemeden öncekinden izledikten sonra bir şeyin değişmesi gerekir. Bir şeyin bir yerine takılması gerekir. Ama bunun saldırgan bir şekilde olması yani dayakla eğitim olmuyor gibi bir şey. Ama Beckett'in oyunlarını izlediğimizde düşünüyoruz. Bugün hala çok çağdaş, çok güncel olarak tabii, düşünüyoruz. Tabii. Ama üslubun kendisinden bahsedersek uzun sessizlikler var, tekerrürler var laflarda. İşte ilaçlarımı aldın mı diyor mesela hem yani defalarca. Evet. Tekerrürler. Evet, absürt tiyatro. Ve inanılmaz derecede dilin, orada bir istifam diyeyim buna, bir çaresizliğim diyeyim. Dilin ne kadar insanın duygularını, çaresizliklerini, iletişim eksikliklerini, dilin ne kadar zafiyet dolu olduğunu anlatmak derdinde Beckett burada benim görebildiğim kadarıyla. Burada kör bir hem var. Yanında Clove ne kadar ona yardımcı olabilir? Clove da oturamıyor. Senin ayağın kesik. İnsan birbirine bağımlılığını anlatıyor. İnsanların yalnızlığını anlatıyor. Yani çağımızın bütün bir şekilde sorunları bir yerde. Bir de insanoğlunun ölümsüz olmadığını çok net yani. Bir de hayat anlamsız bir öykü olmasına ihtimal var mıdır diye soruyu biz kendimizce hissediyoruz. Sence var mı böyle bir şey? Sence hayat manasız, anlamsız olabilir mi? Bütün bunların hepsinin arkasında hiçbir şey yokmuş gibi düşünceye kapılır, umutsuzluğa kapılır mısın? Yaşadıkça vallahi bazen umutsuzluğa çok kapılıyor insan. Yani öyle çıkmazlara giriliyor ve de ülkeleri yönetenler, yani bütün dünyada o kadar dar bir işte çıkarlar, ülke çıkarları diyelim ama hepsi paraya endeksli olarak öyle dengesizlikler yaşanıyor ki çağlar boyu nereden nereye geliyoruz, bir yere mi geliyoruz, bir yerleri mi kaybediyoruz? Bu umutsuz tablo
insanı yaşamaktan bezdirdiği zamanlarda, kişisel şeyimi, düşüncemi söylüyorum, bezdirdiği zamanlar çok oluyor. Ama yani bir tarafta büyük paralar var, nereye vereceklerini bilmedikleri birkaç kişinin, bir avuç insanın. Diğer taraftan koskoca ülkeler açlıktan ölüyorlar. Bu arada doğa isyan ediyor çünkü doğanın da canını okunuyor bir paralar elde edilsin diye. Tabidir ki silahlar, silah üretimi ve o üretilen silahların nerelerde tüketileceği ki yenileri üresin falan, o çark dönsün. Bunlar insanın, yani beni çok karamsar, çok umutsuz kılıyor. Ama beni yaşama değer bulan şey insanlar. Tek tek insanların duyarlılıkları, farklılıkları ve benzerlikleri, bunları görmek. Bir de yaratıcılık. Ne olursa olsun bir tarafıyla insan çok güçlü bir yaratıcı. O yanı sanatta şey buluyor, çıkış buluyor. Hegel diyor işte, tutkusuz diyor, hiçbir şey yapamıyoruz, hiçbir şey yaşam veremiyoruz. Yani bu tutku çok önemli. Bu da yaratıcılıkta gerçekten olmazsa olmazlardan bir tanesi. Evet, yani bir şey yaratıcıysan sanat herhangi bir dalında tutkun olması lazım. Çünkü her şey bir doğum sancısı var kendi başına ama bir de hep engeller var hayatta yani. Peki bu hızlı, hayat çok hızlı, görüyorsun işte, gözünü açıyorsun, kapatıyorsun, bin ton olaylar gelişiyor vesaire. Bu hızlı, bu tüketim çağında her şey bir silindir gibi üzerimize geliyor. Meral Çetinkaya için özgürlük ne demek anlamına geliyor bu kısıtlı dar alan içerisinde? Bu özgürlüğünü nerede bulabiliyorsun, nerede ifade edebiliyorsun ve ne anlam taşıyor senin için? Yani özgürlük, ben işte tiyatroyu yaşam olarak çok etkiledi beni. İçine aldı. Ben daha etken bir güçlü kişilik değilim. Ben edilgenim. Ama tabii edilgenleşeceğim yeri seçerim. Evet. Orada çok seçiciyim. Çok seçiciyim. O bana zorluk, yani engel diyelim ki o oluyor. Yani ben diyelim ki çalışmak istiyorum bir şeyler ama ben kendim proje üretemiyorum. Ama iyi şeylerin kokusunu almayı seviyorum ve onun içinde olmayı istiyorum. Ne şekilde olursa olsun. Ama ben proje üretip teklif götüremiyorum. Onun için bir şey yapamıyorum. Yani özgürlük çalışabilmem. Çünkü ben orada nefes alıyorum. Okay. Öyle peki, diyelim. Bir yazar var. Ben çok seviyorum kendisini. Germanofon bir yazar. Kendisi de mimardı biliyorsun aynı yanda. Max Frisch. Ve orada sen Aymazoğlu ve Kundakçıları oynattın. Evet, ve evet. Nazizme karşı, faşizme karşı bir kara komedi, kara mizah. Siyasetle aran ne? Yani aktif bir şekilde ilgileniyor musun? Yoksa siyaset zaten bizimle ilgileniyor mu? Diyerekten yani olayı böyle salım veriyorsun. Yoksa İçinde böyle bir isyan duygusu, bir şeyler yapmalıyım güdüleri var mı sende? İsyan duygusu genel var. Yani ben siyaset olarak ilgili değilim siyasetle. Hiçbir şey anlamıyorum. Peki bu apolitik olduğunu söylenebilir mi? Apolitik kimse olamaz diye düşünüyorum. Yani oy vermeyen bile bir tarafın kazanmasına neden oluyor. Yani bu kadar net. Evet. Herkes bir şeyi seçmiş durumdadır. Bir taraftır. Onun için apolitik, o böyle kendini rahat hissettirme. Bana apolitik diyenler de olabilir. Şeyi, eylemler içinde olmuyorum. Ben giderek inançlarımı çok yitirdim. Yani zaten çok yoğun bir inancım olsaydı bir politik parti bir şey herhalde gider orada çalışırdım. Ama ben inanamıyorum. Yani beni inandırmıyor hiçbir şey. Dolayısıyla istiyorsanız bana apolitik deyin. Ama herkesin bir seçime katkıda bulunduğu, bir tarafa katkıda bulunduğu benim için çok net bir olgudur. Dolayısıyla
bu netlik içinde de tabii seçimlerimi ona göre yaparım. Yani bir aktivist değilim ama seçimlerim bir yerleri destekliyorsa destekliyordur. Evet. Yani iyi yaşamak istiyoruz, insanca yaşamak istiyoruz, eşit haklara sahip yaşamak istiyoruz, emeğimizin karşılığını almak istiyoruz ve bazen engeller o kadar anlamsız geliyor ki, yani benim şahsımla ilgili değil, tanık olduğum engeller ve şiddet, burada isyan duyuyorum tabidir. Anlıyorum. Ki. Peki biraz Bertolt Brecht'ten bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten tiyatrodan bahsedip, kariyerinde bunu oynayıp, bu yazarla beraber eserlerini çalışıp da konuşmamak olmaz. Onun çok sevdiğim yine bir eseri var. Çok şanslısın oynadığın için. Gerçekten evet, inanılmaz evet, güzel bir eser. Şanslıyım. Sezvan'ın İyi İnsanı. Bunu kısaca istersen seyircilerle paylaşalım. Eğer aynı eserden bahsediyorsak, çünkü ben onu okuduğum için. Yani düzelt ben hatayı yapıyorsam. Estağfurullah. Din ve kapitalizme karşı bir duruşu var. Yani üç tane ilah bir Çin'in eyaletine geliyorlar. Ve soluklanmak, dinlenmek için bir yer arayıp dinlenmek istiyorlar. Ve orada kapıcı demeyeceğim ama şehrin önünde bekleyen bir su taşıyıcısı var. Ve bütün köylülere soruyor. Kimse onları ağırlamak istemeyince bir hayat kadınına ricada bulunuyorlar. Ve o ağırlıyor bu üç ilahı. Bu üç ilah da kendisine teşekkür etmek için ona yüklü miktarda para veriyorlar. Kendisi de bir tütün mağazası diyelim artık, tekel bayisi diyebiliriz bugünümüzde yani. Satın alıyor ve o kadar beşeri bir insan, o kadar hümanist bir yapıya sahip ki kimisi parasını ödüyor, kimisi ödemiyor, kimisi artık faturalarını ibraz etmek durumuna geliyor. Ve bu iş bu şekilde olamayacağını anlayınca kuzeninin kılığına giriyor ve durumu biraz düzlüğe çıkardıktan sonra şu mesajı alıyoruz. Ahlak ve iyi davranışlar evet, ama önce kanımız doyması gerekiyor diye bir mesaj alıyoruz Bertolt Brecht'ten. Kendisi biliyorsun bir burjuva ailenin çocuğuydu ama Marksizme doğru yönelen bir gidişatı oldu ve elitist bir tiyatrodan tabana doğru bir tiyatroyu yaymak gibi bir gayreti oldu. Epik tiyatronun kurucusu kendisi. Brecht oynamak bir oyuncu için nasıl bir şey? Onu istersen bizi izleyen tiyatro tutkunu, konservatuvar öğrencileri için bir mesaj anlamında olsun. Yani Brecht nasıl bir şey? Epik tiyatro nasıl bir şey? Yani Stanislavski tiyatrosunun tam zıtında, bugün Lee Strasberg'in tam zıtında, evet. Aktör Stüdyo'nun tam zıtında. Epik tiyatro nedir yani bilmeyen insanlar için? Onu sen daha iyi anlatırsın da ben deneyimimden söz edeyim. Yani ama orada şunu söyleyeyim. Aynı oyundan bahsediyoruz değil mi? Tabii. Yanlış oyun. Orada ben çok yine şans olarak bunu bu ödenekli kurumda oynadım. Şente'yi oynadın değil mi? Yanlış mı? Hayır. Sucu'yu oynadım. Sucu'yu mu oynadın sen? Çok ilginçti. Sucu'yu oynadım. Ali Taygun, o da rahmetli oldu. Evet. O sahneye koydu oyunu. Şimdi yani ne oynarsan oyna, bir kere Stanislavski yani o oyunculuğu bilmek lazım. Yani hı hı. Bütün o inanmak hı hı. O çok yararlı bir şey. Çünkü bizde Brecht oynanırken bazen hani göstermeci adı altında hiç inandırıcı kılamamak da oluyor. Onu o kadar dışında tutarken istem dışı bir karikatürleşme oluyor. Hı-hı. Bu tabii yanlış bir şey. İstenen de o değil tabii mutlaka. Dolayısıyla şeyi bilip tiyatronun oyunculuk serüvenini ne zaman, niçin onları bilip ondan sonra seçerek çalışmak çok önemli. Tabii yazımı okuduğunda oradaki çözümlemeyi biraz dikkat edince kendiliğinden nasıl oynanacağı da ortaya çıkıyor. Tabii düşünce ve duygu hem ayrımı
hem birlikteliği çok keyifli bir olay. Yani gözünü kapatıp kaptırıp bir role o yolculuğu yapmak başka bir şey. Yani bir esrik bir şeyde akıtmak başka bir şey. Bir de her anı çok bilinçli ve izleyiciyle o ayır... Mesafe, yabancılaştırmayı onu paylaşmak, ona o şekilde aktarmak başka bir şey. Tabii bu sucu meşhur Brad perdesi vardı. Onun önüne ilahlarla konuşmalar falan çoğunluk. Onun önüne bir tarafta sucu, bir tarafta ilahlar vardı. Çok keyifli, hoştu. Şarkı da vardı bir tane. Evet. Yani çok çok keyif aldım, çok eğlendim çalışırken. Çok bedenimi çok kullandım mesela. Ne güzel. O devinim çok hoşuma gitti. Peki son bir oyunu konuşalım istersen kısaca. Ben de bu oyunu gerçekten çok sevdiğim için yani dile getiriyorum. Bay Puntilla ile Uşağı Mati. Çok ilginçtir. Aslında Hegel'e referans ediyor biliyorsun. Köle ve asilzade yani toprak sahibi arasındaki bağ var. Yani toprak sahibi zengin mi köleye ihtiyacı vardır daha çok yoksa köle yani asilzade mi bir organik bağ vardır? Bu tartışılı hale getirdi Hegel biliyorsun ve bundan aslında esinlenerek Bay Puntilla ile Uşağı Mati yani yazmış oldu. Buradan toprak sahibi günümüzün alışkanlıklarına biraz ters olarak içtiği zaman yani alkolü kaçırdığı zaman kalbini ve cüzdanını açıyor insanlara. Cömert davranıyor. Ne zaman ki ayılırsa bu sefer totaliter, bağıran, çığıran bir şekilde evet yani bir canavar gibi davranıyor hizmetcisine karşı. Ve buradan şöyle bir izlenimle çıkıyoruz oyunu okuduktan sonra. Paran varsa, gücün varsa her türlü kural, her türlü kanunları meşru bir şekilde, meşru hale getirerek çiğneyebiliyorsun gibi bir şeyi dile getirmeye çalıştı Brecht burada. Burada hangi karakter oynadın? Burada önce tek Eva'yı rol mı verilmişti bana? Hayır. Ya şimdi telefoncu kız değil de o kızlar var ya onlardan bir tanesiydi. Unuttum bak şimdi ya. Bir tane şarkısı vardı. Tamam. Ondan sonra da Ahçı'yı da bana verdiler. Hı hı. Fakat çok garip yani sahne bir sahneden öbür sahneye geçişte benim de değişmem gerekiyordu. Çok hızlı bir değişimdi ama çok keyif aldım. Kendime göre bir çözüm bulmuştum. Bu söylediğin öz dün ve evvelki akşam Rumeli Hisarı'nda bu İstanbul Opera Festivali kapsamında Mahagoni kentinin yükselişi ve düşüşü Brecht'in operası Münih Gartenplatz Stadttheater onların prodüksiyonu olarak izleme şansım oldu. İnanılmaz güzeldi ve bütün temeli bu. Paran yoksa bu kentte var olamazsın. Paran yoksa ölürsün. Yani bizim aramıza katılamazsın. Para. Yani her şeyle o kadar günümüzün rüşvet ver seni kurtarayım. Yani paran olsun seni yardım edeyim. Ama işte Brecht'in hayatına bir baktığımızda yani burjuva bir aileden doğma çok zengin, çok varlıklı. Daha sonra Nazi rejim ilk Dünya Savaşı'nda hemşire olarak işte yaraları falan filan yara sarıyor ve ondan sonra savaşa karşı bir duruşu var. Nazi döneminde ülkesine kaçıyor, sürgüne gidiyor. İşte bu mesela Bay Puntilla ile Uşağı Mati öyküsünü Finlandiya'da yazıyor. Ondan sonra işte geri dönüş vesaire. Yani sana şöyle bir şey versek, bir güç versek, bir hafta, bir gün, bir sene seni iktidar yapsak. Antidemokratik olmasına rağmen halkın iyiliği, menfaati için hangi kararı alsın? Bir tane alsan. Antidemokratik diyorum bak. Ama halkın menfaati için. Onun referandum veya oy vasıtası onun fikrini almadan. Bir adalet sistemi oluş
açılması için yardım isterim. Yani ne bileyim, sağlık için de adalet lazım, eğitim için de adalet lazım, yaşamak için adalet lazım, adil olabilmek. Yani insanların toplu yaşayabilmelerini, bir düzende yaşayabilmeleri için adil olunması gerekir. Bunu denetlemek için, çünkü insanın içi şiddet ve hırs ve bir dolu olumsuz şeylerle dolu. Aklımızla ve bilincimizle kontrol etmemiz gerekir bu şiddet olgusunu. Ve bunu denetleyecek de toplu yaşamda adalettir. Yani adalet çok önemsiyorum ve bugün büyük güvensizlik veren, ürküntü veren şey bu. Nasıl bir durumdayız, ne oluyor? Hukuk, adalet, saray var da sarayın içinde ne var? Anlıyorum. Son söz senin Meral Çetinkaya. Ne demek istersin son olarak seyircilerimize? Ay. Beklemiyordum bunu değil mi? Hayır. Seni seviyorum. Bunu ben bugün keşfetmedim, biliyor musun? Her şey için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, sağ ol. Biz onlara gittik. Pressed up against the glass, he prays that she will pass. Now he's living with his mother. Lily comes when you stop.